bugündeki ilk karşılaşması başlıyor. Mavi tarafta Aldous Locksuna'yı, kırmızı tarafta ise G2'yu izliyor olacağız. Ritin çok dikkat etmesi lazım. Orada Kira hemen duvarını ördü oraya. Perks'ü sersemletmeye başardı. Arındır biraz geç gelince Perks orada skoru verecek. Sıçrasını kullandı Perks ama ilk kan Kira'dan geliyor. İki sıçra birden kullanıyor Aldous Locksuna. Ve ilk kanı dökmeyi başarıyor orta koridorda. Perks de skor vermeye devam ediyor. Bu arada alt tarafta pip istiyorsan gelen bir baskın var. Hemen ışından geldi. Orada Mithy yerine mıhlayabilecek mi? Hayır, mıhlayamadı ama kötü bir örümcek atlayışı. Brand düşüyor orada. Yan taraftan gelen Smurf var bir de. Zeven hayatta kalmayı başardı. Mithy tekrar dönecek oraya. Bir kalkan vermesi belki de olayların değişmesini sağlayabilir. Ekmek taşıdı ama çok güzel bir koza. Ve Miracle skor alıyor. Müthiş bir koza attı Pipistheus. Okyanus ejderi. Vadide G2'una başlıyor. İki tane ejderi. Aldous Locksuna ekibi almıştı. Biri Alev, biri Okyanus. Bakalım bunda bir şeyler deneyecek mi Pipistheus? Yan taraftan geliyor. İçeri güzel buz kütlesi geldi. Glitter ultisi var. Bitkinlik geliyor orada Pipistheus'un üzerine ve anında düşürdüler Pipistheus'u. Miracle geldi hemen infazıyla birlikte orayı topluyor ama güzel bir ulti Perks'ten. Yalnız Glitter ultisi sekiyor orada. Perks ölecek mi ve Perks ölecek. Yapacak hiçbir şey yok orada. Kalkan bekleme süresinde şifa kullanıldı ve Perks gözlerini yumdu ve kaderine mahkum oldu orta koridorda. Smurf oraya mıhlayabiliyor herhangi bir duvara mıhladığı gibi. Evet, Aldous Locksuna ikinci varanı başladı. Alt taraftan X-Mac ittirmeye devam ediyor. Oraya gelmeyecek. Sadece varanın çalmasını isteyecek sanırım burada. Deneyecekler bunu. Bakalım Trick sıçrası var. Şimdi içeri bir totem bırakmak istedi. Ulti kullanıldı. Kira dışarı çıktı yalnız. Bir tinlik var üzerinde. Trick'i orada oyalamayı başardılar. Trick araya giremedi çünkü Smurf çok güzel kullandı o duvarını. Geçiş yok dedi adeta Trick'e ve baronu da çok rahat bir şekilde Pipistheus almayı başardı. Aldous Locks çok risk almamaya çalışıyor. Çok değil, hiç risk almamaya çalışıyor. Aslında her şey Kira'nın elinde. Evet. Bir koyacağı duvar veya... Aynen, bir duvarla rakibi tamamen geride tutabilir. Şimdi Trick oraya girdi. Çok güzel bir insek miydi Orion'da ultisi. Kira ama düşmedi ama. Kira hala hayatta. Şimdi düşüyor Kira. Karşında da Lee Sin'i almayı başardı. Aldous Locks'ta da Ziven'in canı çok az. Necra'ya Aldous Locks'una başladı. Evet, başladılar. Canlanmasına 10 saniye var ve ışınları var. Ama bu 10 saniye yeterli olmayacak. Bunu alabiliriz bir şekilde Aldous Locks'una. Smurf ultisiyle Lee Sin'i geri gönderdi ve burada ejderhaya garantiledi. Çok rahat bir şekilde Pipistheus çarpını atarak almayı başarıyor ve şimdi de Baron var. Baron'da eğer savaş yapmak isterse G2 ekstra güçlendirmeli ve Aldous Locks'una olacak yalnız. Orada koza kaçtı ama yine aynı combo. Bu sefer yakalanlandı Trick. Ultisini kullansa da Perks yeterli değil. Şimdi Liquid'in ultisi sekmeye devam ediyor. Rylis daha Ziven'i tutmayı başardı ve bu işte oyunu son anlamına gelebilir. Aldous Locks'una iki tane de taşıyıcıyı çıkarıyor aradan. Trick'ten sonra üst koridordan oyunu bitirmeye doğru gidiyorlar. Nexus kulelerinden birini de alabilirler. Acaba Nexus kulelerine mi gidecekler yoksa orta koridor mu? Bitirebilirler. Devam ediyorlar. Zorlarlar bitirirler. X-Mac yakalandı orada. X-Mac hemen sıçradı ama burayı tutması mümkün değil şu anda G2'nun. Aldous Locks'una gruptaki ikinci galibiyetine doğru gidiyor ve Scarlet'ın da tahmini böylelikle tek tahmin Aldous Locks'una da yana kullanmıştı. Hepimiz G2 dedik ve şu anda Aldous Locks'un oyuncuların sevinçlerini görüyoruz. Wildcard temsilcisi buraya sadece gruplarda maç oynamak için değil, çeyrek finale, yarı finale çıkmak için geldiğini bir kez daha bize gösteriyor.